Merhaba arkadaşlar. Bugün kuşlarımıza yumurta kabuğundan kalsiyum yapımını göstereceğim. Burada bir miktar yumurta kabuğu var. Gördüğünüz gibi bunlar kaynamış yumurta, yağlı yumurta falan. Bu ortalama bizim bir haftalık falan yumurta kabuğu bunlar. Biraz yumurta kabuğunun kuşlar için faydalarından bahsedeyim. 2 çay kaşığı yumurta kabuğunda, yani yumurta kabuğu tozunda 400 miligram kalsiyum varmış. Bu da kalamar kemiğinden daha fazla kalsiyum demek. Yani kuşlar için daha yararlı. Ama ikisini de kullanabilirsiniz. Bu daha maliyetsiz, ucuz olduğu için ben bunu göstermek istedim. Kalsiyumun üretimde ve kuşların sağlığı için çok büyük bir önemi var. Yavru gelişiminde de çok önemli bu kalsiyum. Çünkü yavruların daha yeni kemikleri oluştuğu için kalsiyuma ihtiyaç duyuyorlar. Sonra üreme döneminde dişi kuşun yumurtalarını yapabilmesi için kalsiyuma ihtiyaç duyar. Yani kalsiyum ihtiyacı giderilmesi lazım. Bir de kuşların kemik yapısının güçlenmesi için çok önemli. Şimdi burada bir miktar yumurta kabukları var. Bunları şimdi ben ocağın altını açtım. Suyun kaynamasını bekliyorum. Suda 10 dakika boyunca kaynatacağız. Sonra da bir fırınlama işlemimiz olacak. Bunları direkt vermememizin sebebi ise kötü bakterilerin üstünde oluşması ve kuşlara zarar vermesi. Bu yüzden ısıl işlem görmesi gerekiyor bunların. Suyumuz hafif kaynıyor. Ben iyice kaynayınca geleyim. Evet, su kaynamaya başladı. Şimdi yumurta kabuklarını atıyoruz içine. Dakika bu şekilde kaynayacaklar. Zararlı bakteriler bu şekilde ölecek. En son fırınlama yapacağız. Evet, 10 dakika oldu şu anda. Şimdi bunu süzüp fırın tepsimize dizelim. Ben bunu süzeyim, direkt fırın tepsimize geçelim. Şimdi ben bunları süzdüm. Soğuk sudan, çeşmenin altından sudan geçirdim. Şimdi tepsimize dizelim. Büyükleri büyük dizeceğim. Ben küçükleri de direkt dökeceğim.
Şimdi bunları 200 dereceli fırında 10-15 dakika kadar bekleteceğiz. Tam hani pişirdikten sonra kaç dakika olduğunu söylerim. 10-15 dakika arası ortalama ama. Fırınımız sinmiş mi? 1 dakika ben tripoddan çıkarayım telefon. Şöyle. Fırına koyup şu işaret bizim 200 derecede 10-15 dakika pişireceğiz. Şimdi çıkardım fırından. Ben biraz unutmuşum. 20 dakikaya yakın oldu. O yüzden biraz yanık gibi oldu. Siz 15 dakika falan yapın. 14-13 dakika. Şimdi rondoya geçip bunları toz haline getireceğiz. Evet, şimdi rondoya koydum. Bunu toz haline getireceğe kadar çırpıyoruz. Yani parçalıyoruz. Şu şekil olması yeterli. Benim için yeterli. Siz daha küçük de yapabilirsiniz. Bunu alır diye düşünüyorum. Ben şu kaba koyacağım. Yani o kadar kabuktan bu kadar şey çıktı. Çok fazla çıkmıyor. Haberiniz olsun. Bunları ben kuşlara ayrı bir yemlikte de servis edebilirsiniz ya da mamaya da atabilirsiniz. İkisi de sağlıklı. Yani kuş komu gibi oldu zaten. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi de unutmayın. Yapanlar yorumlara yazsın ya da yapacak olanlar.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere.